Ben de rica edeyim şöyle şampiyonluğu oynayan e, takımların kalan maçlar grafiklerini de ekranlarımıza taşıyalım. Artık milyara sona eriyor. E, Süper Lig'de de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Kıyasıya bir heyecan yaşanırken milyara girilmişti zirve adına. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor. Dört takım genel performansını sen ölçü alırsan kalan maçları biz analiz eder misin? Ne yapalım ee, ekranda evet. kalırsa sevinirim ben Tabii. de. Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı milli aradan sonra tabii takımların nasıl hazırlandığı çok önemli. Çünkü bu milli aralar bazı takımları bozarken bazı takımlara da çok yarar sağlayabiliyor. Beşiktaş hakeza bu takımlardan biriydi geçtiğimiz milli arada. Dolayısıyla Sergen Yalçın bunun çok bilincinde. Beşiktaş'ın fikstürü çok kolay mı? Değil. Şöyle söyleyeyim. Kasımpaşa maçına puan yapalım mı yine? Geçtiğimiz tabii, tabii, senelerdeki yapalım. gibi. Hı, -hı. Ya da yapalım yine. E, <laughs> Kasımpaşa maçında ben Beşiktaş'tan 3 puan bekliyorum. Hı hı. E, Alanya maçında e, mutlaka puan kaybedeceğini e, düşünüyorum. E, çünkü çok e, ciddi bir maç. Bu Beşiktaş maçı hatta şampiyon. Maçını kaybeder yoksa beraberlik mi diyorsun? Ben orada çok emin değilim onu söyleyeyim. <laughs> e, çok net e, şey yapamadım Alanya maçı ile ilgili. Yani bir beraberlik diyelim e, tamam. bu maça. Ee, tekrar e, görüntü şeyi genele deplasmanda oynayacak. Ha, ben sana e, yardımcı olurum. deplasmanında da Yılmaz Vural'ın gelmesiyle burada da zorlanabilir mi Beşiktaş? Ya yani şöyle söyleyeyim. Beşiktaş için şu 5 maçlık fikstür şampiyonluk belirleyici fikstür. Yani buralardan 3-6-9-12'leri falan çıkartırsa zaten e, ligi bitirir Beşiktaş. Ama ben puan kaybedeceğini düşünüyorum. Ligin sonuna kadar hı hı. E, bu yarış devam edeceğini Erzurum düşünüyorum. Erzurum karşısında puan Deplasmanı... kaybeder mi? Orada da bir puan yazdım. Tamam. Ee, Ankara gücü maçında 3 puan yazdım. Hı hı. Ee, Sivas spor deplasmanında da takılabilir Beşiktaş. Ee, onu söyleyeyim Çok sürpriz şeylerden bahsediyorum. Beraberlik mi diyorsun Beşiktaş adına? Evet. Sivas maçı. Evet. 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 Peki. 9 yani puan çıktı, 9 on, puan çıkarttı diyorsun. Dok, dok, 9 puan da çok kötü bir puan değil bu Hı -hı. arada. 9 e, puan mı yaptı ya? 3-6, e, Sivas'a da 1 yazdık ama. Tamam. Tabii 3-6-9 yaptı dokuz o zaman. Puan. E, bu 5 e, e, maçlık seriden şey, 9 puan çıkartabilir diyorsun. Evet. Galatasaray daha adına daha da süre. çok kritik bir Hatay Spor deplasmanı var. Rize'de puan evet. kaybı yaşayınca tabii moraller bozuldu ama Gelen bilgiler muhabirlerden takımda çok da olumsuz bir hava yokmuş. Atmosfer yokmuş. Hatay Spor Deplasmanı çok önemli. Maçı alabilir mi sence evet. Galatasaray? Ben Galatasaray'ın zorlanacağını düşünüyorum Hatay Spor Deplasmanı'nda. Hı hı. Dolayısıyla burayı Galatasaray'ın belki hasarla geçebileceğini düşünüyorum. Bir puanla geçebilir Galatasaray burayı. Hı hı. Sonrasında Fatih Karay'ın bayağı gal geçtiği hafta var. Karagümrük, göztepe ve Trabzon maçlarından ben 3'er puan toplayan 3 daha 3 9 puan toplayacağını hı hı. düşünüyorum. Bu 5 maçlık süreçten evet. 10 puan çıkartır diyorsun. Galatasaray. 9 10 puan evet. Fenerbahçe'ye geçtiğimiz zaman Denizliyle Fenerbahçe oynayacaklar. Denizli Fenerbahçe için çok önemli bir fikstür ve Fenerbahçe'nin yarışa tutunabileceği bir fikstür olacağını düşünüyorum bu fikstürün ve Fenerbahçe'nin buradan çok avantajlı bir seriyle ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü Oyun değişikliği olacak Fenerbahçe'de bu çok önemli. İlk maç Denizli maçı dedin 3 puanla ayrılacağını sonrasında Malatya deplasmanına e, gidiyor. Yine 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum. İçeride bir Gaziantep maçı var. Orayı da 3 puanla kapatacağını sonrasında Başakşehir deplasmanı. Oradan da 3 puan yazdım ben Fenerbahçe'de. 12 Fenerbahçe puan yazdın sonraki haftayı da bay geçiyor. Evet 12 puanla Fenerbahçe'nin bu fikstürden çıkacağını düşünüyorum. E, şunu da sorayım sana. Şimdi Trabzon'a da geçeceğiz. Trabzon. Zerve Belezoğlu ile beraber yeni bir sistem anlayışından bahsediliyor. Senin beklentin ne merak ediyorum. Yani orta üçlü evet. bozulmayacak gibi duruyor. Yani takımın dayanıklılığı artacak. Rakibi ısıran bir Fenerbahçe olacak duyumları var. Senin beklentin ne merak ediyorum? Ben biraz daha e futbolcuların daha doğaçlama oyununa müsaade edileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bu çok önemli ne bence. E, ya Şöyle söyleyeyim, e, Erol Bulut'un takdir ettiğim özelliklerinden biri taktik sadakattir. Ama taktik sadakat bazen oyuncuların o doğaçlama oyununu e, gölgeleyebilir. E, bu çok önemli. Buradaki balansı iyi ayarlamak lazım. Özellikle bizim e, tipimizdeki liglerde. Emre Belezoğlu da bunun çok farkında yani futbolcuyu çok fazla sınırlayacak bir profil olarak bilmiyorum Emre Belezoğlu'nu herhalde biz 15-16 yaşlarında tanıdık bizim tanıdığımız Emre Belezoğlu biraz daha o doğaçlama ruhun da ön planda olması gerektiğini savunan bir teknik direktör olacak bence eğer bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam ederse ve dolayısıyla bu oyun gücünü oradan da alabilir Emre Belezoğlu evet. dolayısıyla Fenerbahçe'yi burada çok farklı bir konuma getirebilir. Yani hiç umulmadık bir başarıya imza atabilir Emre Belözoğlu. benim açıkçası teknik adam olarak beklentim sportif direktörlük beklentimden çok daha fazlası onu söyleyebilirim. çünkü bu oyuncu grubunun ne oynaması gerektiğiyle ilgili bu oyuncu grubunu transfer ederken zaten düşündü Emre Belözoğlu ve ama çok güzel bir taraf var bence. bunu da tartışabiliriz tabii ki ama Erol Bulut döneminde her ne olursa olsun kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla hareket eden bir Emre Belezoğlu var. Bu çok hı hı. önemli bir detay. Yani inanmasa da hocanın tamamen arkasında duran bir Emre Belezoğlu vardı. Çok değerli hı hı. bir unsur. Fenerbahçe kültürünün yaşaması için çok değerli bir unsur. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin buradan çok iyi bir puanla çıkacağını ve Şampuan'ı... Sen diyorsun ki 5 maçlık süreçten 12 puan çıkartır. Bir haftayı evet. da bay geçiyor zaten. 71 puana ulaşır hı hı. diyorsun. Son bir dakikamız tabii ki Trabzonspor adına da tahmin yapmak isterim. Sivas Spor Deplasmanı ile başlıyor milli ara sonrası. Şu an 55 puandalar. Kaç puan yazıyorsun? Sivas Spor Deplasmanı'na bir puan yazalım. Sonra Kayseri Spor'u Son. İçeride 3 yazalım Kayseri Spor maçına. Rize Deplasmanı, bir Karadeniz derbisi. O, yine orada da 3 yazdım ben Trabzon'a. Sonra Hatay maçı içeride Hat ve dışarıda da Galatasaray. Hatay maçını, içerideki Hatay maçını ve Galatasaray maçını kaybedebilir Trabzon. Yani bu periyottan sen sadece 7 puan çıkartabilir Trabzonspor evet. diyorsun 5 maçlık süreçten. Evet. Tabii Beşiktaş adına da şöyle bir avantaj var herhalde. Rakipleri de bu 5 haftalık süreçte bazı haftaları bay geçiyor. Onları değerlendirmesi Doğru. de çok kritik olacak. Zaten Beşiktaş buradan 15 falan çıkarttığı zaman e, ligi Hı -hı. bitirir. Ama ben ligin e, boyunun biraz daha uzun olacağını düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'a işte puan kaybı yazdım. Anladım. Şampiyonluk yarışının kıyasıya sezon sonuna kadar süreceğini düşünüyorsun. Çok keyifliydi. Evet. Teşekkürler Serdar. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Peki biraz da dış basından gündemi size anlatalım istiyoruz sevgili izleyenler. Manchester City'de 10 sezondur forma giyen Agüero sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamış. Şu ayrıntılarına bakalım. Ve bu bölümü de dünkü milli maç özel programından görüntülerle noktalayalım. Saat başına buradayız. Yani tabii ki e, bu üç maçın öncesinde 7 puan deseydik öpüp başımıza koyardık ama e, iki maçta altı yapıp bu maçta beraberlik en zayıf halka diyoruz. E, hakikaten üzdü bizi. E, devre arasında konuştuğumuzda da aynı şeyi söyledik. Mustafa geri çekilmememiz lazım dedik. E, oyunu rakip alanda oynamamız lazım dedik. Duran topları tehlikeli. Fizik gücü yüksek bir takım. E, boş bırakmamak, ciddiye almak lazım. Ama e, ne yazık ki belki de İlk iki maçın yorgunluğu mu diyelim ya da motivasyon bozukluğu mu ya da rakibi küçümsemek mi? Çok kolay kazanabileceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrılıyoruz. Üzücü tabii. Daha sonra herhalde oyuncular üzerinden, hoca tabii. üzerinden yorumlarımızı yapabiliriz. E, Turgay abi e, karşılaşmayı beraber izlerken aslında hemen hemen her golün gelişini hissettik ve geldi ardından. 3-3. Evet. E, Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Feyyaz Hoca'nın söylediği kritik nokta var. Yani 3 maç 7 puan dese mutlaka herkes kabul ederdi ama e, zorlu 2 rakibi devirdikten sonra e, Letonya beraber. Şimdi 3-0 öndeyken maç 3-3 yaparsan beraberle sevinirsin. 3-0 öndeyken rakip yaparsın üzülürsün. Skor aynıdır. Biz şimdi burada 6-0 öndeydik Norveç, Hollanda maçlarından sonra. Şimdi 6-6 olmuş gibi oldu yani maç. Evet. Bir de dünya dünya bundan önceki bizim galibiyetlerimiz tesadüf olarak görmeye devam edecek. Türkler böyle acem Acemi boksör gibi. Denk gelirse deviriyor. Gelmezse de böyle işte. Yenemiyor. Şimdi bizim ya en azından kendi vicdanımla geçen hafta da buradan itibaren bugün öğleden sonraki programda sürekli şu uyarı yaptım. Andorra'yı zor yendik. Arnavutlu'yu zor yendik. Uluslar Kupası'nda Sırbistan, Rusya, Macaristan olduğu yerde küme düştük. Biz üzerimize gelen takımları yenmeyi biliyoruz. Biz bekleyenleri yenemiyoruz. E bu arada stat'tan görüntüler canlı ekranlarınıza geliyor değerli izleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.